Bu ortam maalesef yeterince ilgi ve alaka göstermediği için Suriye'den gelenlerin yaptıkları bu baskılar karşısında Akçakale'de Urfalılar, Mardinliler, Antepliler, Hataylılar büyük sıkıntı içerisindedir. Zulüm yapılmaktadır. İşte değerli basın mensupları, aslında Türkiye'nin hali bu. Sınırlarımızın her tarafı kevgire dönmüş. Bırakın ya. Türkiye'ye Justin Bieber diye bir çocuk geliyor. Pasaport polisine falan takmadan geliyor gidiyor. Benim polisim peşinden koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yabancılar karşısında bu kadar ezik bırakan AKP hükümetinin getirdiği safhadır bu. Bir şarkıcı geliyor. Pasaport kontrolü yok. Kevgire dönmüş. Gelen gidiyor. İstediğini yapabiliyor. Türk milletin egemenliğini temsil eden benim polisim arabasının peşinde koşacak duruma getiriliyor. Şimdi soruyorum, Kosova'da da aynı şeyi yapmak istedi de başına neler geldi? İşte bu AKP iktidarı döneminde bu olaylar nasıl itibarımızın ve otoritemizin zedelendiğini ortaya koyması bakımından son derece ilginçtir. Öyle bir noktaya geldik ki kaçakçılar gümrüğü basıyor. Kaçak mazotçular sınırda yakalanıyor. Bizim askerler çekiliyor. Buyurun geçin deniliyor. Teröristler silahlarıyla istediğimizi yaparız diyor. Türkiye'nin getirildiği duruma bak. Justin Bieber ben istediğim zaman girerim, pasaportumu vermem, istediğim gibi gelirim giderim diye devletimize meydan okuyabiliyor. Ama Cumhuriyeti kutlamak isteyenlere karşı barikat kuruluyor. Türk bayrağı tahrik unsuru olarak görülüyor. Şehit ve gazi ailelerine biber gazı sıkılıyor. Taksim geçilmez diyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu PKK'ya terk edenler Taksim'i koruyarak büyük iş yaptıklarını ortaya koyuyorlar. Geldiğimiz nokta bizim mitingimize katılanlara terörist olarak gösteriyor. Geldiğimiz tablo bu. Yabancılar karşısında ezik, sınırlarımızı, egemenimizi koruyamayan bir hükümet. Ama geldiğimiz bu noktada maalesef bu milletin değerlerine sahip çıkan, hakkına, hukuka sahip çıkan insanlara ya cop ya biber gazı. Bakalım bu Justin Bieber çıkarken nasıl girecek? Geldiği gibi mi çıkacak? Bunu görmek istiyoruz. Yani hakkını hukukunu arayan emekçilere, öğrencilere, şehit ve gazi ailelerine biber gazı sıkıyor da bu Justin Bieber'a bir biber gazı da ona sık bakalım. Bir biber sür ağzına. Görelim seni. İmtiyazlı insanlar mı bunlar? Bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin insanları hakkı, hukuku yok, söz hakkı yok da bunların mı var? O bakımdan Justin Bieber'a da soyadıyla münasip bir biber sürmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan geldiği gibi çıkmasın, bunu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları.